Kurtlar karşısında tedbir alabilirsiniz ama tilki kurnazdır. Hem zam yapar hem alkış aldırtır. Hem vergi koyar hem alkış aldırtır. Bunu kurt zihniyeti yapamaz. Ancak tilki zihniyeti yapabilir. Bursa'nın girişindeki o bayrağı tekrar gördüm. Bu pazartesi günü inşallah veya öbür pazartesi günü Star'da, Objektif'te bazı açıklamalarım olacak. Orada da göreceksiniz inşallah, bir saatlik konuşmayı kuşa çevirmezler. Orada da onu söyledim. Türkiye'de vatanseverleri vatan haini, vatan hainlerine de vatansever göstermeye çalışıyorlar. Hele günümüzün medyası, Türkiye'nin en iri gazetesi, iri Hürriyet, kampanyalarını bize yönelik arttırmaya başladı. Rize'de 60 senedir Bakkal Hasan eliyle, Bakkal Hüseyin eliyle mektuplar gönderilirken, bir şehrin merkezindeki mahallelere isim koyalım dedik. Sokaklara isim verelim. Köy görüntüsündeki Rize'yi vilayet yapalım. 60 yıllık ihmalkarlığı bırakalım diye mühendislerin kontrolünde bir numaratör müessesesi kurduk belediyede. 5 aydır çalışmalarını tamamladılar. Rize'yi masaya yatırdılar. 38 mahalleyi isimlendirmeye çalıştılar. Bir de ne görelim? Hürriyete bakınca Ziya Hurşid'i orada gördüm. Mustafa Kemal Paşa'nın milli mücadele arkadaşlarından Ziya Hurşid ismini bir caddeye vermişim. Ne büyük iş, ne büyük bir hadise. Kıyamet koptu Türkiye'de. Keşke böyle bir şey verilmiş olsaydı. Verilmediği halde böyle bir komple ile karşılaştık. Ziya Paşa'nın ismini İri Gazete Hürriyet Ziya Hurşid diye takdim etti millete. Bunların gayesi bulanık suda balık avlamak, öküz altında buzak aramak, asıl olan Mustafa Kemal Paşa'yı korumak değil. Ya Türkiye'deki Amerikan mandacılığını korumak, emperyalizmi korumak, sömürüyü korumak. Star'daki gelen muhabire, Star'ın gönderdiği muhabire onu dedim. Bu adam Mustafa Kemal Paşa'ya silah çekmemiş, suikast düzenlemiş. Kim söyledi bunu? Kılıç Ali. Kılıç Ali kim? İstiklal Marş mahkemelerinin başkanı. Delinin biri, geri zekalının biri, hainin biri. Hukukçu değil ki mahkeme başkanına getirilmiş. Hukukçu olmayan bir adam mahkemenin başkanlarına getirilmiş. Ve bir İstiklal Savaşı'nın kahramanlarını yargılamış. Fevzi Çakmak'tan Kazım Karabekir Paşa'ya kadar, İskilifli Atıf'tan Esad Erbil Hazretlerine kadar nicelerini yargılamış bu hain. Bu mahkemelerin verdiği kararı ben adil bulmuyorum. Ve İstiklal Mahkemeleri kararları henüz millete de açıklanmamış. Savunmalar açıklanmamış. Müdafalar açıklanmamış. Avukatların ifadeleri zaten yok, avukat tutulmamış. Böyle bir mahkemenin verdiği kararla idam edilmiş. Ki o zaman Hürriyet'ten bunu okuyoruz. Bir milli kahraman olduğunu Hürriyet yazıyor. İstiklal Savaşı'na katılmış. Erzurum Kongrelerine katılmış. Böyle bir zatın ismini Rize'ye vermediğim halde Ziya Hurşid ismini verdi diye büyük bir komple ile karşılaştık. Ama ne yaparsa yapsınlar, Allah'ın izniyle Allah'ın nurunu söndüremeyecekler. Allah nurunu tamamlayacak. Bunların derdi
Mustafa Kemal Paşa'yı korumak değil. Onların derdi onu sömürüsüne karşı kalkan olarak kullanmak. Kendilerine dedik, bak Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarına 70 yıl evvel silah çeken öyle Kılıç Halil'in, Kılıç Ali'nin mahkemelerinde uydurduğu kararları okumuyorum size. Tarihi gerçekleri söylüyorum. Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarına kurşun sıkan, dedeme kurşun sıkan, şehit dedeme kurşun sıkan, gazilerime kurşun sıkan İngiliz, Yunanlıyla niçin kucaklaşıyorsunuz? Cevap verin bakayım bana. Atatürkçü sahtekarlar, cevap verin bu millete. Suikast yaptı diye bir adama tahammül edemiyorsunuz. Ama kurşun sıkanla ortak pazar oluyorsunuz. Kurşun sıkanlarla çekiç güçle bu memlekette ihanete evet diyorsunuz. Ve ona en büyük düşman İsmet İnönü. 1938 ile 50 yıl arasında mekteplerde Mustafa Kemal Paşa'nın ismini yasak eden İsmet İnönü değil miydi? Paraların üzerinde onun resmine tahammül edemeyecek kadar ona düşman olan İsmet İnönü değil miydi? Heykellerini ahırlara depo eden İsmet İnönü değil miydi? He? Niçin onun ismini bir caddeye verirken aynı saldırıyı bulunmuyorsunuz? Niçin? Dertleri Mustafa Kemal Paşa filan değil. Dertleri bu ülkede uyanan bir milli hareketi sindirebilmek. Bağımsızlık mücadelesini ortadan kaldırabilmek. Batılı dostlar şimdi onları bize karşı kullanıyorlar. 70 sene evvel kendileri geldi mayına çarptılar. Baktılar ki bu millet çok cesur ve yiğit. Bunlarla boğuşulmaz. Şimdi içimizde hastalattıkları insanlarla bizlere saldırmaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, açık ve net olarak konuşuyorum. Bu ülke dün İslam'ındı, bugün de İslam'ın, yarın da İslam'ın olacaktır. Bunun önüne geçmek mümkün değildir. Karar milletindir çünkü. Hakimiyet kayışı şartsız milletindir İbaresini mecliste yazacaksınız. Milletin hür iradesine karşı isyan edeceksiniz. Buna kargalar bile güler. Bırakın millet ne istiyorsa bu ülkede o olsun. Millete rağmen bir rejim, millete rağmen bir anayasa, millete rağmen bir düzen, işte bugünkü gibi tarihin çöp sepetine atılmaya mahkumdur. Kararı millet verecektir. Milletin hür iradesine müdahale etmek despotizmdir, faşizmdir. İşte şimdi millet bu despot yönetimi, bu zulüm düzenini tarihin çöp sepetine atmaya hazırlanıyor. Utanın, yotma taş devrinde bile böyle putçuluk yok. Yotma taş devrinde bile böyle putçuluk yok. Allah'tan korkun yahu. Dünyanın ikinci bir ülkesi bana gösterin böyle put ülkesi. Nedir bu rezalet? Hangi çağda yaşıyoruz? Uçak yaptığınızda karşı mı çıktık? Otoban yaptığınızda karşı mı çıktık? İzmit'ten buraya 4 saatte geliyoruz. 70 yıllık savaş yapmamış Türkiye. Avrupa'da böyle rezalet yok. Bana gazeteciler soruyor, 30 Ağustos'a niçin gelip efendim çelenk koymadın? Niçin 30 Ağustos bayramına katılmadın? İkinci bir yalandı da bu. 30 Ağustos Zafer Bayramı bizimdir. Onu masonlar kutlayamaz. Kutlarsa sahtekarlıktır. 30 Ağustos'un temelinde iman vardır. Kur'an davası vardır. Ve meclis imanla, Kur'an'la açılmıştır. Meclisin anayasasında din İslam'dır. Birinci meclis budur. Türkiye İstiklal Harbi'ni bu ülkede Kur'an kışladan, okuldan, sokaktan rafa kaldırılsın, kovulsun diye vermemiştir. Şehitler Kur'an için şehit olmuştur. Şimdi Kur'an
Kur'an'a saldıranlar 30 Ağustos'u nasıl kutlarlar? Ben 30 Ağustos'ta belediye otobüslerini halka bedava tahsis ettim. Ramazan-ı Şerif'te de bedava. İşte şimdi önümüzdeki Ramazan'da. Bundan evvel Hicri yılbaşında da bedava taşıdık. Peygamberimizin doğum gününde de ona aşık olduğumuz için onun aşkına bedava taşıdık. Ama 30 Ağustos'da da, çünkü o zafer bayramı imanla kazanılmış bir bayram. Hele 30 Ağustos ayı zafer aylarından biridir. 26 Ağustos Malazgirt Meydan Muharebesi yine Ağustos'un içinde bir bayramdır. Biz o gece kokteye çağrıldık. Şehit mezarda Kur'an bekler, beyler giderler ordu evinde kafa çekecekler. Dedim ben kokteye gelemem. Gelmeyeceğim. Sizin bu hareketinizi protesto etmek için. Protesto etmek için. O gece Milli Gençlik Vakfımızın organize ettiği, camilerimizin en büyüklerinden olan Rize Sahil Camii'nde şehitlerimizin ruhuna Kur'an ziyafeti takdim ettik. 30 Ağustos böyle kutlanır. Şehit dedemin kanı üzerinde kafa çekmek, şehit dedemin kanı üzerinde nara atmak ve şehit dedemin zaferini içkiyle, kokteyle kutlamak dedelerimize en büyük hakarettir. Tabii bundan dolayı kudurdular, kuduracaklar. Çelen getirmedim, gitmedim. Neden? Cahiliye adetlerinden Allah'a sığınırım. Allah bize bu dünyada, bu dünya okulunda imtihan olarak yarattığı mekanda sadece bir şey emrediyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ancak Allah'a kulluk eder, ancak ondan yardım bekleriz. Ata ite puta kulluk yok, Allah'a kulluk var. O devri başlatmak için, o devre bir terim olsun diye bunu yaptık. Gidemedik. Gitmek de mecburiyetinde değiliz. Ne yapacaksınız? Türkiye'de sadece törenlerde harcanan çelenk miktarını biliyor musunuz? He? Yazıktır ya, ayıptır. 2 trilyon. Tam 2 trilyon. Bu otları hayvanlara verseniz ve hayvanlara, koyunlara verseniz, onlardan elde edeceğiniz süt milyonlarca fakiri bakar. Şu hale bak şu memleketi. Dünyanın bana ikinci bir ülkesi gösterin. Belediye başkanlığından istifa etmesem namerdim. Yok, böyle yam yam tam tam kapalı idare dünyanın hiçbir yerinde yok. Günah çıkarma yeri yapmışlar buraları, günah. Hırsızlık yapacaklar, atam beni affet diyecekler. Allah Allah. Size Mustafa Kemal Paşa, benim düşmanım İngiliz ve Yunanlıları ortak pazarda kabul edin, sonra çekiç gücü getirin, askeri polisi doğuda vurdurun, doğu halkını doğudan sürdürün, ondan sonra bana gelin, benim önüme çiçek koyup sizi affedeyim mi demiştir. Cevap veriniz. Soruyoruz. Onlara sizler adına soruyoruz. Bu ülkede namuslar ayaklar altına alındı. Bir tek bir saç vermemek için şehit olanlar. Onların mekanında şimdi manokyonlar vergi rökötmeni oluyor. Onlara ataları, kızları 15 dolara otellerde pazarlayın, sonra günahınızı huzuruma çıkarın diye ot vermeye mi davet etmiştir? Hayır. Nedir bu rezalet? Dünyanın hangi ülkesinde bu vahşet var? Ne Amerika'da, ne Almanya'da, ne İngiltere'de, yapmayın. Ruslar kadar da mı olamadık? Şu Ruslar işte en kuvvetli barikatları kırdılar. Varşova baktığını halk darmandağın etti. Artık Lenin'in, Stalin'in heykeli önünde titreme yok Rusya'da. Onlar bile bu işi becerdiler. Ya biz?
cehaleti millet bırakmaya mecburdur. Beyler, yotma taş devrinde yaşamıyoruz. Cilalı taş devrini de geçtik. Şimdiki devir uzay devridir. Millet uzaya giderken biz konuşmayan, yürümeyen taştan yapılmış şeylerin kavgasını yapmakla meşgulüz. Heykele gitti mi gitmedi mi? Bugün Rize'ye Mustafa Kemal Paşa'nın gelişinin 71. yılı. Tesadüf ki Bursalılar çağırdı, ben de buradayım. O oraya gidiyor, ben de size geldim. Aradılar, aman başkan yapma, yine basında sansasyon olacak. Murat Bey hususi gitti, ne konuştu bilmiyorum bugün. Murat Kara yanlış, bir yanlış daha yapacak orada. Aman başkan, yaman başkan, ne olur etme yapma dediler. Bugün Rize'den ayrılma. Dedim ben Bursalılara söz verdim. Olur mu Mustafa Kemal Paşa geliyor. 71 yıl evvel geldi. Geldiyse hoş geldi. Ben de hizmete gidiyorum. Millete hizmete gidiyorum. Yapmayın artık. Milletimize hizmete gidiyoruz. Nedir bu rezalet? Şehre geldi, şehirden çıktı, şehirde oturdu, şehirde yürüdü. Yapmayın ya, siz tımarhane kaçak taşkınlar mısınız? Neyle uğraşıyorsunuz bu ülkede? Güya seviyorlar, zerre kadar sevdikleri yok. İşte ispatı, istismar ediyorlar. Atatürkçülük diye uydurduğu ilkelerden hiçbirini tatbik etmiyorlar. Halkçı mı bunlar? Milliyetçi mi bunlar? Devletçi mi bunlar? Ulusçu mu bunlar? İnkılapçı mı bunlar? Laik mi bunlar? Hayır! Hayır! O halde siz, onlara soruyorum sizler adına, yaşamadığınızı niçin bize mecbur ediyorsunuz? Niçin? İnanmadığınız ilkeleri niçin bu millete empoze ediyorsunuz? Halkçı, Atatürk ilkelerini sayıyorum size. Yıllarca temdiç pilavı gibi söyledikleri ama bir türlü tatbik etmedikleri. Halkçılık nerede? Halkın egemenliğine razı mıdırlar söyleyin. Halkın egemenliğine. Halk Ankara'da Melih Bey'e evet demiştir. Ama gidip çöpte halkın iradesini çöplüklerde bozacak. Çöpte oy pusulası arıyor. Hani halkçıydınız? Halk refaha karar vermiş. Nasıl refahı önleyelim? Yan yana mı geçsek, he? Ana yol mu kursak, baba yol mu, dede yol mu kursak? Ne kurarsan kur. Ne kurarsan kur, millet karar vermiş. Geçti Bolun Pazarı, millet karar vermiş artık adil düzende. Gayeleri Atatürkçülük falan değil, biraz sonra söyleyeceğim. Halkçılık dediler, nerede halkçılık? Halkın cuması yasak, Ermeninin pazarı serbest. Halkın cuması yasak, Agopya'nın pazarı yasak, serbest. Halkın cuması yasak, Yakob'un cumartesi serbest. Hani halkçıydınız? Halkın inancı nerede bu ülkede? Maria'nın başörtüsü serbest, papaz okulunda İstanbul Heybeliada'da ama benim Meryem'in başörtüsü üniversitede yasak. Nerede? Nerede halkçılık? Nerede halkçılık? Nerede? Star'da da onu söyledim. Star'da onu söyledim. Dedim arkadaş, bu Anayasa Mahkemesi Başkanı Özden'e söyleyin. Masasını süpüren kadının için başörtüsünü mecbur ediyor. Başörtüsü yasaksa ona da yasak. Ama okullardaki müstahdem kadınlara mecburdur, yönetmenliğe bakın. Süpürülere başörtüsü serbest. Nasıl bir yönetmenlik bu, nasıl bir kanun? Öğretmene başörtüsü yasak ama sınıfı süpüren kadına başörtüsü mecburi. Nasıl bir kanun, nasıl bir halkçılık anlayışı? Çünkü başörtüsü Allah'ın emri olduğu için o ancak süpürgeciye layıktır diye hakaret olsun diye. Halkın iradesiyle gelmişiz Rize'de. İki genel başkana rağmen halk %42 oy vererek
Rize'yi bize emanet etmiş. Ve halkın iradesiyle, halkın iradesiyle aldığım yetkiyle imamlardan zabıta yaptım. İmamlar. Niçin yaptım? Camilerde boş oturuyorlar. Boş. 60-70 yaşındaki insanlarla uğraşacak halimiz yok. Onlar zaten gerçekleri gördüler veya görmek üzereler. Benim asıl olan gencim, Yusuf'umla meşgul olmam lazım. İşte o şuurlu arkadaşlardan, sürgüne uğramış arkadaşlardan, bir yerden bir yere sürülmüş imamlardan zabıta ekibi kurduk. Kıyamet koptu. İmamlar, imamlardan zabıta olur mu? Neden olmasın? Almanlar papazı başbakan yaptı da biz niçin imamı zabıta yapmayacakmışız? Bu nasıl halkçılık? Alman başbakanı Kohl, papaz okulu mezunu, kilisede papazlık yapmış bir tarihte. Onlar buna tahammül ediyor. Papaz gitsin işine demiyor. Papaza Almanya'yı teslim ediyor. Sonra bir tane imam kardeşim sakallıymış. Vay be! Memur nasıl sakallı olur? Ya bu kanun nasıl kanun? 657 sayılı memurlar kanununda, değil mi? Aynı kanunun çerçevesinde müftülükte sakallı olan bu insan, aynı Türkiye'de müftülüğe 30 metre yakın bir belediyeye görev yapıyor, sakalı kestireceksin. O memurdu zaten. Memurken sakallıydı. Bana gelince ne oluyor? Belediyede olunca ne oluyor? Kestirmem. Açık ve net olarak konuşuyorum. Biz görevde oldukça o sünnetin tek kılına dokundurtmayız Allah'ın izniyle. Ne oluyor? Hani halkçıydınız? Avrupa'nın bir ülkesi bana gösterin. Moskova dahil. Sakal yasağı koyan bir ülke yine belediye başkanlığından ayrılmasam namerdim. Hani bunlar halkçıydı? Hani demokrasi? Hani insan hakları? Halkın iradesi yok. Amerika'nın iradesi var. Cevdetlerin, Neil George'ların hükümran olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Onun için Atatürk ilkeleri diye uydurdukları her şey yalan, safsatadan ibaret, uygulamıyorlar. Uygulamıyor, hiçbirini uygulamıyor. Uygulasana. Hodri meydan diyorum. Yüreğiniz varsa uygulayın. Halkçı olun, olmaz. Milliyetçi midir bunlar? İlkelerin ikincisini sayıyorum. Milliyetçi midir? Hayır. Hansa otel yapıyor, Hasan'a fabrika kurmuyor. Nerede milliyetçilik? Hans için Akdeniz bölgesini asfaltlamış. Her taraf modern, Ege modern, ama gel Rize'nin köylerine değil, mahallelerinde iki araba yan yana geçemiyor. Hans'a hizmet var, turiste var. Hani milliyetçilik? Ermeni'ye buğday verecek, Azeri Türk'ünü aç bırakacak ve bunlar utanmadan Atatürk ilkeleri elden gidiyor diyecek. Yok ki elden gitsin. Nerede var? Devletçilik diyorlar, devlet. Nerede devletçilik ilkesi Türkiye'de? Bir devletin fabrikalarını Fransızlara satacaksınız. Havaalanını Fransız, Amerikalılara satacaksınız. 6 tane çimento fabrikamızı Fransızlara peşkeş çekecek ve utanmadan da Atatürkçülük elden gidiyor. Elden götüren sizsiniz. Boğan sizsiniz. Onlara söylüyorum bunu. Arkasından ulusçuluk mefhumunu gündeme getireceksiniz. Ulus. Nerede ulusçuluk? Müslümanlar Bağdat'ta kan akarken hangi ulusu tuttuk biz he? Amerikalıyı tuttuk. Kendi menfaatlerimizi nerede müdafaa ediyoruz? Hangi teşkilatta? Benim askerim benim için değil, Amerikalı için nöbette bulunuyor. Kore'ye gidiyor, Bosna'ya gidemiyor. Nerede ulusçuluk? Ulusun menfaatleri nerededir?
devletin en mühim organı olan PTT'yi satıyor ve ulusçuyum diyor. Olmaz ki. Buna kargalar güler. İnkılapçıyız diyorlar. Nerede inkılapçılık? İnkılap ne demek? Değişiklik demek. Bunlar inkılabı K diye okuyor. İnkılapçılık. Tek dişi kalmış canavar medeniyeti. İnkılap iki günü bir olan aldanmıştır. Nerede uçağınız 70 yıldır savaşmayan Türkiye'de? Nerede tank fabrikanız? Nerede ağır sanayiniz? Nerede kahvelerde bekleyen gençlere iş sahalarınız? Nerede? 30 sene evvel Avrupa'ya domuz işçisi gönderdik. Bu mu inkılap? Bu mu inkılap? Avrupa'nın çöplerinde Türk çalışıyor. Hamamında Türk kızı çalışıyor. Frankfurt havalarına indiğim zaman elinde kova Türk kızını karşımda gördükçe kanım dururdu. Şaşırırdım, üzülürdüm. Türk kızı Leyla başörtüsüyle o uçağı temizlemeye hazırlanıyor. Bu mudur inkılapçılık? Dedemin cebindeki Aziziye Mecidiye altınını bugün sarrafçıların vitrininde dahi göremez olduk. Altın parayı pula çevirdiler. Kardeş kardeşe dolarla borç veriyor. Bu mu inkılapçılık? Hepsi yalan, hepsi yalan. Laiklik diyorlar. Nerede laiklik? Nerede? Gösterseniz bana. Hangi müessesede laiklik var? Almanya'nın anayasalarının ne olduğunu geçen Bursa konferansında uzunca söyledim size. Alman anayasası Bismillah'la başlar dedim. Alman anayasasının 135. maddesi Almanya'da eğitimler İncil esasları üzerine yapılır dedim. Nerede Türkiye'de Kur'an esasları üzerine eğitim ki Türkiye layık olsun? Nerede? Fransız paralarının köşesinde Hada min fadli Rabbi yazılı. Bu Allah'ın bir lütfudur yazılı. Hollanda demir paraların köşesinde innallah ma'ana, Hollandaca, Türkçesi Allah bizimle beraber yazılı. Amerikan doların üstünde yarın bakın, İyyâke nestaîn ayetinin İngilizcesi yazılı. Biz Amerikalılar Allah'a güveniyoruz. Geçen Hollanda'ya gitmiştim, Avrupa'dan gurbetçi kardeşlerimin hediye ettiği 6 tır dolusu aracı getirmek üzere gittiğimde Hollanda'da geçen dediğim 4 ay oldu, bir mahkeme kararı vardı, çok enteresan. Türk işçilerinden biri seçildiği belediye meclisinde İncil'e yemin etmedi, hayır dedi. Bir belediye, köy belediye meclisinde İncil'e yemin ediliyor, düşünebiliyor musunuz? Türk dedi, ben Müslümanım, ben Kur'an-ı Kerim'e yemin edeceğim. Meclis başkanı olmaz dedi. Maddede Kur'an geçmiyor. Buna yemin edeceksin. Münakaşa ettiler, mahkemeye düştüler. Sonra Hollanda'nın en üst mahkemesine sevk edildi. Karar o hafta açıklandı. Televizyonda biz de oradaydık. Hollanda Anayasa Mahkemesi Cevat Özden'e duyurun. Diyor ki Müslüman genç haklıdır. Müslüman olan birinin İncil'e yemin etmesi zulümdür. Kur'an'a yemin edecektir. Karar budur. İstanbul'un yeni emini, genç Fatih'i, Tayyip Erdoğan kardeşim ve diğer belediye başkanları hepimiz meclisi Fatiha ile açtık, kudurdular. Kıyamet koptu. Kıyamet koptu. Biz onların fatihalarına saygılıyız. Onlar da bizim fatihamıza saygılı olmaya mecburdurlar. Biz onların fatihasına uymaya mecbur değiliz. Bizim fatihamız elhamdülillahi rabbil alemindir. Saygı duruşumuz budur. O röportajda da onu söyledim. Sizler her gün, günde 5 defa Allah'ın huzuruna, saygı duruşuna gelmiyorsunuz da biz mecbur muyuz sizin uydurduğunuz ilahlara saygı duruşuna gelmeye? Mecbur muyuz?
Nasıl hürriyet? Nasıl laiklik bu? Siz günde 5 defa gelmiyorsunuz o muazzam makama, saygı duruşuna. Sizde o cesaret var da bende yok mu? Ne zannediyorsunuz? Allah'a karşı isyan etmekte korkmuyorsunuz. Bunlar artık fosilleşmiş kel aynak kuşlarına benzediler. Nesilleri kesildi, güdük oldular. Artık millet gerçekleri görmüştür. Ne büyük cesaret değil mi bir kulun Allah'a isyanı? Ne müthiş cesaret. Kuyruklu yıldızdan bir parça koptu gençler. Dünyada herkes uykusuz kaldı. Acaba ne olacak diye. O kuyruktan kopan taş parçası 50 milyon senede. Bu dünya ne kadardır diğer alemin yanında? Anlayamazsınız diye üçüncü defa sorduğunda merak ettik bir şeye benzet ya Resulallah. O zaman Allah'ın meclisi eşsiz gider. Tek önder Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem elindeki çöpü aldı, bir çöp parçasını. Merak ettiniz Allah'ın mükevvenatını, kainatı, evreni. Şu çöp parçasını okyanusların birleştiği yere giderek okyanuslara bakın. Marmara denizi değil ya, Hint okyanusu, Atlas okyanus, büyük okyanus, bütün okyanusların bulduğu bu birleştiği yere gidin, batırın ve çıkarın. O çöpün ucundaki su zerresi okyanuslar karşısında ne kadar küçükse kullandığınız bu dünya evi Allah'ın diğer kainatı yanında o kadar küçüktür. İşte böyle bir kudret, böyle bir kuvvet sahip olan, Allah'a saygı duruşu olan, namazdan kaçınan, secdeden kaçınan, onun hükümlerini dünyada yasak etmeye cesaret eden o insanların cesareti kadar Müslümanlarda cesaret olmayacak mı? İşte onun için açık ve net olarak söylüyorum. Biz Türkiye'de tek şey istiyoruz. Nedir o? Tek isteğimiz var. Ya oldukları gibi gözüksünler veya gözüktükleri gibi olsunlar. Öyle hiç çifte standart yok. Güneydoğu'daki askere albay talim ettiriyor. Askerin kabahati yok. Siyasi iktidar öyle emrediyor subayımıza. Bismillah. Ya Allah. Allahu Ekber. Bursa'daki asker de yapsın. Hadi bakayım. Neden Bursa'dakine yaptırmıyorsun? Bursa'da eşkıya yok. Hep eşkıya korkusu ama Allah diyeceksiniz. Bir de Allah sevgisiyle Allah deyin bu ülkede. Geçen hafta izlemediniz mi ATV'deki A takımını? Binbaşısı albayı, kıymetli arkadaşlarımız. Batı'daki de böyle istiyor ama siyasi iktidar Batı'ya yasak etmiş Allah demeyi. Batı'da bir komutan gündüz Bismillahirrahmanirrahim diye talimata başlasın, rütbeleri sökülür. Güneydoğu'da ise gördünüz, her sabah albayların, binbaşıların yönetimindeki askerimize Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, ya Allah, Allahu Ekber. Edirne'deki de desin, olmaz. O zaman laiklik gider. Bursa'daki de söylesin, İzmit'teki de söylesin. Niçin? Allah orada serbest, burada yasak. Rütbesini söküyor, Allah demek. İşte bunlar çifte standart. Oldukları gibi gözüksünler. Şimdi Murat Bey benim Rizeli hemşerim. Laiklik elden gidiyor diyor ya. Onun laiklik elden gidiyor dediği borular elden gidiyor. Borular. Hırsızlık ortaya çıktı. Telaşı var. Telaşı var. Nereden bilecekti ki Refah Ankara'yı kazanacak da gömdüğü boruları Refah ortaya çıkaracak. Telaşı bu. Onların derdi laiklik, Atatürkçülük filan değil. Onlar Atatürk'ü, Mustafa Kemal'ı, Paşa'yı sevseydi zaten İnönü'nün ismini caddelerden silerlerdi. Neden? Çünkü ona en büyük düşman oydu. Resmine bile tahammül edemeyecek kadar düşman.
dertleri Mustafa Kemal Paşa filan değil. Bak burada açık konuşuyorum. Farz edin ki Refah Partililer taktik icabı takiye yaptılar. Dediler ki bu Türkiye'ye Atatürkçülük istiyoruz. Böyle bir kampanya başlattılar. Atatürkçülük istiyoruz hadi. Böyle bir şey deseler. Bunlar ne der o zaman biliyor musun? Hayır, adil düzen istiyoruz. Kesleri Atatürkçülük filan değil. Bunların korktuğu şey Türkiye'nin bağımsızlığını ilan etmesidir. Korktukları budur. Korktukları bu. Fransız heyeti geliyor Türkiye'ye. Türkiye'de demokrasi var mı? İnceleyeceğiz. Aynı heyet Suudi Arabistan'a gidiyor. Krallık nasıl kuvvetlensin onu araştırma yapıyor. Allah Allah. Türkiye'ye demokrasiyi, Ürdün'e krallığı tavsiye ediyor. Aynı Batı. Batı'nın dini imanı paradır. Para. Ve insanları dört şeyle sömürür gençler. Bir, bir kilo una oy verecek kadar halk cahilse onlar için en faziletli rejim demokrasidir. Efendim parti kur kardeşim. Siyasi parti kur, sen de meclise gir. Ama halk uyandı sizin gibi, bu sefer demokrasi kaka olmaya başlar. Nasıl bu demokrasinin kurallarını setleştirsek, Türkiye genelinde barajı arttıralım. Ha? O da tutmadı, şehir barajlarını, o da tutmadı. İki parti, her parti birleşsin, ana yol olsun, baba yol, dede yol. Hani siz demokrasiden yanaydınız? Ne yapalım, menfaat elden gidiyoruz. Demokrasiyi boğmalıyım diyorlar. Ha baktılar ki Cezayir gibi demokrasiyle halkın petrolünü, alın terini, madenini sömüremiyor. O zaman demokrasi rezilet, rezalet, askeri ihtilal fazilet olur Batı için. Bravo askere der, ihtilal yaptın. Hani demokrattın? Demokrat ona ekmek getirmedi. Şimdi dikta getirecek. Derdi demokrasi filan değil. Türkiye'de demokrasi kontrolü yapan Batı niçin Suud'da parlamento kurmuyor? Soruyorum, niçin kurmuyor? Niçin kuracak? Suud'da parlamento olsa Suud'u Amerika asla sömüremez. Çünkü orada Kur'an'ın manası. Halk biliyor, mason partilere oy vermez. Krallık gitmesi için orada krallığı güçlendirmenin çareleri arıyorlar. Ürdün'de bir parlamento kuruldu. %90 dinciler parlamentoda. Elhamdülillah ben de bir dinciyim. Dinciler, hepimiz dinciler parlamentoya hakim oldu. Amerika ertesi gün Kral Hüseyin'e parlamentoyu feshettirdi. Hani siz demokrasiden yanaydınız ey Batı? Yalan. Askeri dikta yani kuvvet de sömürüyü önleyemedi mi? Üçüncü silahı kullanır Batı. Nedir o, kim söyleyecek? Menfaat. Yani özür dilerim, üçüncü silahı imtiyaz. Yani ben kuvvetimle sömürüyü kaldıramıyorum. O zaman Hasan'ı Hasan'la vurdutayım. Irak'la İran savaşını çıkarttı. Hasan'la Hasan vursun, ben aradan sömüreyim. Irak'la Kuveyt'i birbirine vurduttu. Somali'ye Müslüman Türk askerini göndererek Somali'de sömürünün temelini atmaya çalıştı. Kore'ye Müslüman'ı gönderdi. Bu da tutmadığı zaman dördüncüsü nedir? Menfaattır. Yani bükemediği ölü öper Batı. Şimdi kaka dediği, her tarafta kötülediği Adid'i arıyor. Adid diyor, gel oturalım masaya. Neden? Nasıl olsa yenildik. Olmadı. Kuvvet denedim, imtiyaz denedim. Olmadı. Şimdi Adid'le bir masaya oturmalıyım. Eşkıya diyordunuz buna Somali'deki Adid'e. Hain diyordunuz. Olmaz. İran'a heyetler gönderildi. Şu anda kamuoyuna 10 yıldır kötülediği İran Amerikan elçileriyle, Alman elçileriyle dolu. Biz yaptık, sen yapma ey İran. Ne olur ekonomik köprüleri yeniden kuralım. Neyi anlatıyorum size? Batı'nın dini paradır. Kapitalizm. O kapitalizmi elde, kapitali elde etmek için demokrasiyi de dener, ihtilali de dener, menfaatı da, imtiyazı da, yani soyluluk ilkesini de dener. Şimdi bütün bu oyunlar bitiyor. Niçin? Çünkü uyuyan dev Türkiye ayağa kalkıyor. Türkiye uyanıyor.
özlemi içerisinde yanıp tutuşuyor halk. Asker de aynı özlem içinde, savcı da hakim de aynı özlem içinde, talebe de işçi de işveren de. Türkiye çünkü artık bitkisel hayata girmekte olduğunu bütün halkımız idrak etmektedir. Sünni teneffüs döneminden sonra bitkisel hayata girerse bu ülke gider diye halk vakit geçmeden Türkiye'yi mutlaka bu ahtapotun elinden, bu köle düzeni, Firavun ve Nemrut düzeninin elinden kurtarmak için halk karar vermiştir. İster dede yolu deresin, yan yana gelsin, hepsi birleşsin. Hodri meydan diyoruz. Gücünüz varsa buyurun seçime. Buyurun hodri meydan. Allah'ın izniyle Türkiye'de halk canından bezmiş noktadadır. İntihar edenler var. Geçen Eylül ayında da burada söyledim. Okullar açıldı. Yine Eylül ayındaki sözlerimi tutmadılar. Eylül ayında işte bu okul açılışında anaların gözyaşını gördünüz mü? Çoluk çocuğuna kitap alabilmek için mutfağındaki nimetleri nasıl mafyaya peşkeş çektiğini gördünüz mü? Arşala titrer bu zulümden Allah aşkına. Size hiçbir şey anlatmayın, bu olay yeter. Geçen Bursa'ya geçen sene geldiğimde söylemiştim. Kitap değiştirme oyunu, kitap. Aynı mahalledeki ilkokullarda ayrı ayrı kitap. Yan yana koydum kitapları. İlkokul kitabı tarih. 5 tane ayrı yazarın ismi. Bir tane olmuyor mu? Birini açıyorsun Malazgirt 1071. Öbürünü açıyorsun Malazgirt 1071. Öbüründe de bitti. Neden 5 tane ayrı kitap? He? Soyguncular artıyor. Laiklik elden gidiyor. Onun için kuduruyorlar. Kuduruyorlar. Soygunculuk artıyor. Niçin kitapları değiştiriyorsunuz? Biz 6 kardeşiz demiştim geçen sene. Babam bizi bir kitapla okuttu. Ne kadar rahattı o zaman. Bir kitapla. Ben 5'e geçerdim. Kardeşim benim tarih, matematik kitabımla devam ederdi. Şimdi mümkün değil. Memur evini öbür mahalleye taşısa Mayıs ayında yeni kitap alacak. Kitaplar tutmuyor. İlim mi değişti? Hayır. Film değişiyor Türkiye'de. Film. Hadise bu. Alman öğretmen, onu söyledim. Alman öğretmene. Sizde her sene kitap değişir mi? 2 sene evvel. Nasıl değişsin dedi. Dalga mı geçiyorsun? Kitap niçin değişir? Yeni bir buluş olur fizikte, onu ilave edersin. Yeni bir savaş olur, tarihe onu ilave edersin. Bunun için kitabı değiştirebilirsin. Ama böyle bir şey olmamış. Ve dedi ki matematikte artı aynı, bölme aynı, eksi aynı. Niçin değişiyor? Niçin değişsin deyince Alman'a dedim, Türkiye'de çarpmalar ayrı oluyor. Çarpmalar. Güldürmek için değil, düşündürmek için konuşuyorum. Türkiye'yi nasıl vicdansız zulüm düzeni köle gibi eziyor, onu anlatmak için. Hangi vicdan buna razı olur? 3 milyon emekli maaş alan işçi emeklisinin parasını kitap vurguncularına teslim edecek insanda zerre Allah inancı yoktur, vallahi yoktur, billahi yoktur. Ayda 1 milyon, duydunuz mu Bağkurlu? 1 milyona geçinen Bağkurlu geçinebilir mi? Bir hafta yaşayamıyor. O Bağkurlu'nun 1 milyonuna göz dikmiş, çocuğuna numaradan yeni kitap aldıracak, o 1 milyonu da çalacak. Benim polisim Bursa'da hırsız arar. Bursa'da hırsız ne gezer? Hırsız Ankara'da. Vurguncular orada. Bütün bu talanlarını, hırsızlıklarını, işte demin bahsettiğim uydurdukları sahte Atatürkçülük maskesi adı altında icra-i faaliyet göstererek yapıyorlar. Ama maskeleri düştü. Çünkü millet tarihine dönüyor. Biz artık bunların bu sözlerinden 70 yıldır bıktık. Bıktık. Bu törenlerinden de bıktık. Yeni bir Türkiye yaratmışız haşa. Kalkınıyoruz. Her gün her gün palavralar. Geçti bu Bolun Pazarı. Yalancının mumu yassıda yana, yassıya kadar yanar. Şimdi Türkiye elhamdülillah yassıya gelmeden bu yalancıların mumunu
ikindi de söndürüverdi elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. Maskeleri düştü. İstediğiniz kadar partileri birleştirin. Dert parti derdi değil, halk parti aramıyor. Ya halk Türkiye'ye yeni bir düzen arıyor, yeni bir düzen. Onun için parti devri geçti, düzen arama devri başladı. Bu düzenin kaynağı Roma değil, bu düzenin kaynağı Kabe olsun, Mekke olsun diyen bir millet artık ayağa kalkıyor. Bunun önüne hiçbir gücün durması mümkün değildir. Yeter artık. Roma'nın yollarını aşıp Kabe'nin yollarını kapayanların düzenlerini tarihin çöp sepetine atıyor. Bu millet İstiklal Marşı'na sahip çıkıyor. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal sözünü sadece söylemiyor artık. Bu sözü yaşamak istiyor. Anayasa hakka tapacak. Okul hakka tapacak. Kışla hakka tapacak. İşte bu söz uygulanacak Türkiye'de. Anayasanın birinci maddesi bu ülkede düzen hak düzendir diye İstiklal Marşı'nın gerçeği orada yazılacak diye halk karar almıştır. Bu kararı hiçbir kuvvetin durdurması mümkün değildir. Şu Bursa'nın girişindeki fotoğrafa baktım. Kanım durdu ya. Geçen gelişimde söyledim, yine kaldırmadılar. Bu gelişte söylüyorum, yine kaldırmayacaklar. Ama Refah Bursa'ya gelseydi, o papaz resimli bayrak şimdi çöp sepetindeydi. Çöplükteydi. Bursa'nın girişinde, Star'a söyledim bunu. Neden hep benimle uğraşıyorsunuz? Gitseniz dedim Bursa'nın girişindeki o bayrağı çekin. Şehit dedemin kanını sızlatacak, kemiğini sızlatacak o bayrağın Bursa'da ne işi vardır? Nerede Bursa'nın savcıları? Nerede Bursa'nın DGM'nin kıymetli elemanları? Neredesiniz? Bursa'nın valisi, belediye başkanı neredesiniz? Bayrak yırtılıyor Bursa'da, bayrak, Türk bayrağı. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır diye şehit dedemin rengiyle kanlanan renklenen ay yıldızlı bayrak kaldırılıyor. Bursa'nın üç girişine ortasında papaz resmi bulunan, kilise bulunan Avrupa Birleşik Devletleri bayrağı asılıyor. Ey insanlar, bu sözler kanınıza dokunmuyor mu? Burada Bursa'da bir genç, Bursa'nın apartmanında yeşil bezin üzerine değişmez sözümüz olan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazısını yazsa acaba bu iri gazete Hürriyet ne yapardı? Ne yapardı acaba? Kıyamet koparırlardı. İrtica hortladı. Yobazlar geliyor. Yobazlar bayrak açtılar diye. Ama papaz bayrağı olunca susuyorlar. Kim idare ediyor bizi, kimler? Gencim düşünebiliyor musun? Kimler idare ediyor bu ülkede bizi? Şu memleketin haline bak. Dikkatle bak şimdi gidince o bayrağa. Mavi zemin üzerinde 12 yıldız, ortasında kep kafasında olan bir kardinaldır. Şişman bir kardinal. Anlamayasınız diye kilise kapısı zannediyorsunuz. İki tane de haç ifade eden, hacı simgeleyen minare, kilisenin minarelerini dikmiş. Ve şehit Osman Gazi'nin memleketinde, Murat Hüdavendigar'ın yattığı yerde, Somuncu Baba'nın mekanında. Böyle bir şehir Bursa Evliyalar Diyarı'dır. Ve utanmadan yanına Bursa bir Avrupa şehridir yazdılar. Hayır! Bursa tam bir İslam şehridir ve İslam şehri kalacaktır. Bunları görmez bu medya. Bunları görmez basın mensupları. Harekete geçirmez halkı. Nerede Türk bayrağı orada Bursa'nın girişinde? Nerede? Yoksa ay yıldız onların gözüne mi dokunuyor? Öyle demişti İnönü'ye.
Erdal İnönü Bey'e Avrupa topluluğuna bizi alın diye gittiğinde hatırlayın geçen seneki gazeteyi. Sizi bir şartla, bir şartla ortak pazara alırız. Neydi o? Bayrağınızı değiştirin. İşte o sözü Bursa Belediyesi yerine getirdi. Bayrağını değiştirdiler. Ama boşuna uğraşmasınlar. Türkiye'de erken seçim var. Ve belediyelerle birlikte yapacaklar. Allah'ın izniyle Bursa'da adil düzen mührünü Osman Gazi'nin mekanında vuracağız. Ve işte o seçim akşamı Allah Allah sesleriyle o Haçlı bayrağını paramparça ederek yerine ay yıldızlı bayrağımızı takacağız. Allah'ın izniyle Bursalılar. Ne yaparlarsa yapsınlar, korkunun ecele faydası yoktur. Biz Rize'de belediye başkanı değil, Şehrül Emin, yani bir hizmetçi hammal kardeşiniz olarak 5 aylık dönemimizde namüsait engellemelere rağmen asfalt fabrikamızı kurarak hizmete başladığımızda 5 ayda asfalt fabrikamızı 5-6 adet tır araçla bir Rize'nin mahallelerini şantiyeye dönüştürerek bir yandan yol, öbür yandan kanalizasyon, öbür yandan asfalt çalışmaları hızla devam ederken işte bu çalışmaların hedefe varacağını gören çevreler şimdi üzerimize saldırıyorlar. Tam 11 mahkemeden celp geldi, ifade geldi. Neredeydiniz? Bursa'dan, efendim, Ilgaz'dan vesaire yerlerden. 5 sene evvel konuştuklarımı şimdi gündeme getiriyor. Niçin? Belki korkar da susar diye. Biz bu mahkemelerden sadece gıdıklanırız. Mümkün değil. Mümkün değil. Yok, 2 davayı idamla açıyoruz dediler. İdam. Ne büyük müjdedir o. Kime nasip olur Allah yolunda şehit olmak? Biz korkuyla nikahlanmadık. Biz şehadetle nikahlandık. Allah'ın davasının yeryüzünde hakim olması noktasında şimdi söz vermedik. Kalu belada bu sözü verdik. Elestu bi rabbikum sözüne kalu bela dedik. Sen dünya okulunda beni ilah kabul edecek misin? Devletinde, mahkemende, hayatında, kışlanda İlah kabul edecek misin sözüne şimdi değil. O zaman evet dedik ruhlar aleminde. Kalu bela. Evet ya Rab. Senden başka ilah yoktur ve reddediyoruz. Bizim isteğimiz nedir? Bizim isteğimiz evimize sahip çıkmaktır. Evimizi istiyoruz. Kavgamız budur. Mücadelemiz budur. Türkiye devleti evi bizimdir. Yanlış mı söylüyorum? Bu devlet evi bizimdir. Filistinli evini arıyor. Bosnalı evini arıyor. Keşmirli evini arıyor. Senin evin olduğunu mu sen zannediyorsun? Sen de evini ara. Filistinli Ürdün'de, Irak'ta, Suriye'de, Avrupa'da sürgün olmuş. Evinden kovmuş İsrail onu, beni İsrail. Bosnalı'da kovulmuş, o gözü yaşlı bacılar, evini arıyorlar. Ama sen de evinde değilsin, haberin yok. Kovdular seni devlet evinden, valilikten kovdular, başbakanlıktan kovdular, cumhurbaşkanlığından kovdular. Sen evine sahip çıkınca kıyamet koptu. Türkiye devleti bir ev. Bu evde ise tam 40 yıldır baykuşlar hakim. Vatanı sevmeyenler, batıya aşık olanlar hakim. İşçisine tepeden bakanlar, memuruna tepeden bakanlar. Bağkur emekli ağlarken dans salonlarında gece bayram yapanlar bu evde duruyor. O evde Kur'an susmuş,
Allah Resulü'nün hayatı susmuş. O evde ahiret yurdunun bütün temelleri dinamitlenmiş. Nerede okulda Allah'ın Resulü'nün ismi? Nerede? Bana Avrupa'da, Asya'da, Amerika'da Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ismi olmayan bir okul gösterin. Belediye başkanlığından istifa etmezsem namerdim diyorum tekrar. Ama benim Muhammed'imin ismi okul duvarlarında yok, kitaplarında yok, televizyonda yok. Sürgün etmişler onun hayatını. Kur'an'ı kışladan, mektepten, hayattan sürmüşler. Sezar'ın kitabına evet, Allah'ın kitabına hayır demişler. Sezar'ın Roma'dan gönderdiğine medeni kanun, Allah'ın Mekke'den bize gönderdiğine makamından Mekke'ye gönderip dolayısıyla peygamber yoluyla aleyhissalatü vesselam yoluyla bize kadar ulaştırdığı kitabın içindekilere ise vahşi kanun dediler. İşte böyle bir ülkedeyiz. Heykele çatarsan suç, Allah'a çatarsan makam veriyorlar. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. İşte bu ülke bizim. Bu ülkenin toprağında şehit var. Arkadaş bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı diye İstiklal Marşı'nda, İstiklal Marşı'nda ifade edilen cennet vatanımıza, cennet evimize sahip çıkmaya karar verdik. Ve dedik ki ey Masonlar, ey Rotaryanlar, ey Lyonsyanlar, ey Manokyanlar, ey Pezevenkyanlar, çekilin oradan. Biz geliyoruz bu ülkeye. Biz geliyoruz. Evimize biz geliyoruz. O geminin kaptanı siz değil, bu devlet evinin kaptanı biz olacağız. İşte telaş budur. Tribünde seyirci olsaydınız sizden iyi Müslüman olmayacaktı ama sahada gol atan olunca tehlikeli oldunuz. Kökten dinci oldunuz, kökten elhamdülillah. Soruyorlar, kökten dinci misin? Tabii elhamdülillah. Kökten deyyus, kökten pezevenk, kökten hırsız, kökten iskici, kökten soyguncu, kökten borucu, kökten vurguncu, kökten NATO'cu, kökten dolarcı, kökten çekiç güççü, kökten sapık, kökten ateist, kökten dinsiz olacağımıza kökten dinci olmayı şeref kabul ediyoruz elhamdülillah. Bunlar mayın tarlalarıdır. Mayın, sizi evinizden uzaklaştırmak için mayın tarlaları. Radikaller, fanatikler, kökten dinciler. Bundan korktunuz, Michael Jackson'ın yanında yer aldınız. Halbuki Allah'ın yanında yer almalıydınız. Avrupa'da bana kökten dinci olmayan bir devlet adamı gösterin Allah aşkına. Onlar da kökten dinci. Hristiyanlık köküne bağlı. İşte Avrupa'da Almanya'yı yıllarca idare eden partinin adına bak. Christliche Demokratische Union, CDU. Yani Hristiyan Demokrat Parti. Kökten dinci parti Almanya'yı idare ediyor. İsrail'i kökten dinci parti idare ediyor. Amerika'yı kökten dinci parti idare ediyor. Ama Türkiye'de kökünüz Mekke'ye dayandı mı? Fanatikler, radikaller geliyor. Ne fanatik? Biz hepimiz 65 milyon Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, başaçıyla, başörtüsüyle kökten dinciyiz elhamdülillah. Kökümüz Mekke'ye bağlıdır. Şimdi elhamdülillah artık güneş doğuyor. Hem de çok büyük bir heyecan ve aşkla dönerek dövüyor. Şu gençlik, şu kalbimin sultanı gençlik,
şu gençlik ki Allah'la barışmış, şu gençlik ki Resulullah'la barışmış, artık mahkeme sonuçlarını hiç merak etmiyorum. Bu gençlik için binlerce canımız feda olsun. Onlar ki Allah'la barıştılar. Görevimizi yaptık biz. Artık ok yaydan fırladı. Karar ne olursa olsun, Allah'ın nurunu mutlaka tamamlayacak olan Allah'ın vaadi gerçekleşmek üzeredir. Korkmayınız gençler, gevşemeyiniz, birleşiniz, kardeşliğinizi bozmayınız. Müslüman cemaatler olarak birbirinize düşmeyiniz. Alevi-Sünni kavgalarına, oyunlarına gelmeyiniz. Kürt-Türk çekişmelerini sakın ha bırakınız. Ümmet olunuz. وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّ Ümmet olunuz ki Allah size rahmet etsin. Ümmet ne demek? İmamını bulmuş topluluk demek. Liderini bulan topluluk. Elhamdülillah. İşte bu cemaat binler milyonlar kadın erkek fevç fevç şimdik fethe doğru koşuyorlar. Allah'ın davası yeniden dünyaya hakim oluyor. Çok sevinçliyim. Star'daki muhabir sordu kardeşim. Hastaya kızılmaz bilmiyor. Sen halifelik mi istiyorsun? Öyle sorunca kendisine dedim ki, senin halifen yok mu zannediyorsun? Sen Butros Galli'yi halife kabul ettin. Yani Hristiyanın başkanlığındaki bir hilafete evet diyorsunuz da, Müslümanın başkanlığındaki bir liderlik konseyine niçin hayır diyorsunuz? Dünyada dengeleri kurmazsanız ezilirsiniz. Bugünkü Birleşmiş Milletler'in karşısında kendi Müslüman birliğimizi kurmazsak, bugünkü ayete karşısında kendi ekonomik birliğimizi kurmazsak, bugün NATO'nun karşısında kendi askeri paktımızı kurmazsak, bugünkü dolar canavarının karşısında kendi para birimimizi kurmazsak, bugünkü UNESCO Batı Kültür Teşkilatı karşısında kendi tarihi zenginliğimizin birliğini kurmazsak tarihten siliniriz. Caydırıcı olmaya mecburuz. Etki tepki kanununu uygulamaya mecburuz. Fizikteki anlatılan etki tepki kuvvete karşı kuvvet hazırlamazsanız o kuvvetin içinde erimeye, asimile olmaya mecbursunuz. Onun için elhamdülillah tribünde olaylara seyirci kalan millet şimdi formayı girmiş, sahada emperyalizme gol atmaya başladı. Onlar da tabii bu goller karşısında ah vah ediyorlar ama kendilerine dedim ki, bize hürriyet tanıyacak mısınız diye sordu da, sizin bize tanıdığınız kadar size hürriyet tanıyacağız deyince rengi sarardı. Neden dedim? Hürriyet bize tanımadığınızın alameti. Korkma dedim. Hürriyeti sizin tanıdığınız kadar değil, Allah'ın hürriyeti vaat ettiği kadar size tanıyacağız. Hürriyet ortamı, barış ortamı, sevgi ortamı bizim düzende olacak. Herkes hür, herkes mutlu, herkes barış içerisinde yaşayacak. Elhamdülillah. Evet kardeşler, zaten sizin vaktinizi aldım. Ben de yarın sabah Trabzon'a uçacağım. Onun için müsaadenizi alacağım. Hakkınızı bize helal ediniz. Allah hepinizden razı olsun. Şöyle sağ ellerinizi kaldırarak şovun şovu bir kere daha, şu gür sesinizi bir kere daha duysun inşallah. Yüksek sesle cesurlar kaldırsın. Cesurlar bana lazım. Allah'ım, daha yüksek. Allah'ım, Allah'ım, şahit ol, şahit ol, şahit ol, bundan böyle Sezar'ın kitaplarını, düzenlerini, tarihin çöp sepetine atarak senin kitabına, senin düzenine dönmeye söz veriyoruz. Dinimiz
için canımızla, kanımızla, oyumuzla hep beraber kardeşçe refaha, refaha, refaha koşuyoruz, koşuyoruz, koşacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. Geceniz hayırlı olsun. Sağ olun, var olun.